için genel müdürümüz Mete Demir'i sahneye davet etmek istiyorum ben. Mete Bey. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Alan yatırım olarak aslında uzun yıllardır Ankara'da faaliyetteyiz. Bir kısmınız Alan yatırımın müşterisi belki de, bir kısmınızla yeni tanışıyoruz. Öncelikle burada olmaktan çok memnunuz. Forex eğitim seminerlerimize Ankara ile başladık. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Başlamadan önce Alan yatırımdan çok kısaca bahsetmek istiyorum ben. 26 yıllık bir aracı kurum ama yaklaşık 1,5 yıl önce sermayeleri sahibi değişiyor ve Dubai merkezli Trustlink Holding Türkiye'de yatırım yaparak Alan yatırımı satın alıyor ve geniş etkili bir aracı kurum olarak faaliyetlerine devam ediyor Alan yatırım. Bizim buradaki vizyonumuz, stratejimiz tüm ürün yelpazesinde yani hisse senedi, vadeli işlemler, varlık yönetimi, portföy yönetimi, forex kaldıraçlı ürünler bunların hepsinde eşit ağırlıkta var olarak müşterilerimize, yatırımcılarımıza değer katmak. Yani sizlere bir şey verip karşılığında sizlerden bir şey almak istiyoruz. Yani bunu danışmanlık olarak, eğitim olarak, yönlendirme olarak alabilirsiniz. Bugün de Forex ile ilgili bir eğitim ile başlamayı düşündük. Ama ilerleyen dönemlerde belki hisse senedi için, belki portföy yönetimi, varlık yönetimi için de karşınızda olabiliriz diyorum. Evet. Ve sözü ben Umut Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar. Tamam şimdi. Merhabalar, hoş geldiniz. Daha önce tanıştığımız insanlar var, yeni tanıştıklarımız var. Dolayısıyla aslında Forex ile ne kadar ilgiliyiz, ne kadar ilgili değiliz, biraz onu bilmek istiyorum. O açıdan sadece başta diyalog kurmak istiyorum. Kusura bakmayın, daha sonra çok fazla rahatsızlık vermeyeceğim. Forex'te işlem yapan veya Forex'i bilenler bir işaret gösterebilir mi şöyle? Tamam, yoğun olarak uzas. Peki, son bir anket daha yapalım. Hisse senedi, yani yatırım piyasalarında anladığım kadarıyla aşağı yukarı herkes ilgili ama değil mi? Tamam, çok güzel. Ya bunu sormamın amacı aslında şuydu. Şimdi Forex piyasaları yaklaşık biliyorsunuz 2011'de sanıyorum bir regülasyon oldu Türkiye'de ve algı biraz şey yönüne gitti. Yani Forex'te kaldıraç olmasından dolayı aslında riskli piyasalar mı yönüne gitti. Belki de biraz yönlendirmede eksik kaldı. Ben biraz bu açıdan eksik buluyorum Forex'in anlatımlarını. Halbuki biliyorsunuz ki hisse senedinde de aslında kredi var, kaldıraç var, keza BOP'ta kredi ve kaldıraç var. Aslında kaldıracın bir kumar unsuru değil de portföyünüzü hedgelemek için veya pozisyonunuzu ticaretinize hedgelemek için avantaj olduğu durumlarında söz konusu olduğu da aşikar. Yani şundan söz ediyorum, ben en kadar para yatırıyorum, yine örnek olsun diye söylüyorum, 10 bin dolar para yatırıyorum, 10 bin doların tümüyle kaldıraçlar hareket ediyorsam sıkıntı yaşayabiliyorum. Bunlardan söz edeceğim öncelikle. Forex piyasaları veya kaldıraçlı piyasalar neden var? Biraz da bunlardan söz ederiz. Ondan sonra da biraz aslında bu işin
ABCS dediğimiz teknik analiz kısmına geçeriz diye düşünüyorum. Lütfen akış esnasında sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen bir işaret gönderin. Ben durup soruyu alayım, devam edeyim. Çünkü biraz interaktif bir yapı olsun istiyorum. Hani bekleyeyim, sonunda sorayım. Hayır, arada girelim. Yani mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım soruları. Forex piyasaları aslında biliyorsunuz spot piyasalar ve vadeli piyasalar diye temelde ikiye ayırırsak piyasaları vadeli piyasalarda bir hedge mantığı var. Yani aslında kendini koruma mantığıyla çıkmış bu piyasalar. Mesela atıyorum bir altın borcunuz veya alacağınız varsa veya bir enstrüman bu emtia olabilir borcunuz veya alacağınız varsa veya dolar veya bir para birimiyle iş yapıyorsanız aslında fiziksel olarak yaptığınız için örneğin burayı kullanmak istiyorum biraz kenarda ama yani ben 100 bin dolarlık bir bakiyeyi 30 Ağustos'ta ödemem gerekiyorsa mantık olarak buradaki kur farkından yani kurun aşağı veya yukarı hareket etmesinden etkileneceğimi biliyorum. Eğer elimde TL varsa veya TL ile bir iş yapıyorsam. Dolayısıyla aslında ilk çıkış noktamız bu. Yani 100 bin doları ben 30 Ağustos'ta X kişisine ödeyeceksem aslında açıktan kur riski barındırıyor. Bunu nasıl koruyabilirim, kendimi nasıl koruyabilirim dediğimde eğer tarih 1 Temmuz'sa 1 Temmuz'da iki ihtimal var ya, gider 100 bin dolar alırım, beklerim ödeyeceğim günü, hiçbir anlamı kalmaz bu işin. Ya da gider kaldıraç kullanarak, kaldıraç kavramı burada önemli. Çünkü kaldıraç böyle çok öcüymüş gibi düşünüyor ama burada kurtarıcı. Kaldıraç kullanarak gidip örneğin 5 bin dolarlık bir hesabım olduğunu düşünelim. Bu aslında yuvarlak yapmak istiyorum. 10 bin dolarlık bir hesabım olduğunu düşünelim Forex'te. Gidip 1000 dolarlık ya 1000 dolar teminat karşılığında burada 9000'im kaldı. Biliyorsunuz ki gidip long pozisyon dediğimiz şey yani dolar alım pozisyonuna geçebilirim. Bu durumda long pozisyon açtığım zaman çok duyulan terimler bunlar long ve short o yüzden kullanıyorum. Uzun pozisyon açtığım zaman mantık olarak doların bugün 3 olduğunu düşünelim. 3.00, 3.20'ye gittiği zaman dolar TL, ben kur riskinden 20 zarar edecekken vadeli piyasada ya da forex piyasalarında burada 20.000 kar edeceğim için spotta kaybettiğim 20.000'i buradan yerine koyabiliyorum. Görüyorsunuz ki aslında 100.000 dolarlık bir riski ben sadece 1.000 dolarlık bir teminat ayırarak hedge edebiliyorum, koruyabiliyorum. Temel çıkış noktamız bu. Tersi olursa? Spot'tan kazanacaksınız. Sizin asıl faaliyetiniz dolardan para kazanmak olmadığını varsayıyorum. Yani örneğin laptop üretiyorum ya da mikrofon üretiyorum. Benim asıl karım burada ya %20 kar marjıyla çalıştığımı düşünelim. Geçelim %10 kar marjıyla çalıştığımı düşünelim. Ben zaten şurada %10 para kazanacakken kurdan dikkat ediyorsanız %10 civarında bir para kaybediyorum. Dolayısıyla asıl faaliyet gelirimden oluyorum. Kur yüzünden. Düşünün kaçtı? 3'tü. 2.80'e düştü. Dolayısıyla burada 20.000 kazanıyorum. Burada 20.000 kaybediyorum. Yani o buradaki aslında amaç aslında para kazanmak değil. Kur riskinden korunmak. Biliyorsunuz yaşadık bunları yani 2001-2003 arasında daha önceleri de vardı. Benim yaşım çok müsait değildi o 95'ler. Daha sonra 2008'de falan bu kur risklerinden çok sıkıntılar yaşadık. Yani bu biliyorsunuz firmaların çoğu dolar çok yükseldi abi diyerek çakıldılar. Çıkış noktamız bu olabilir. Bu sadece biri. Buradan sonra dönmüş insanlar kardeşim diyor ben 100 bin doları alıp spot piyasada örneğin gidiyorum döviz bürosuna 100 bin dolar veriyorum. 100 bin dolar almış oluyorum. Yani bu kadar. Ya da satmış oluyorum. İşte bunun yerine yine burayı kullanabiliyorsunuz. Hem daha düşük bir marj ödeyerek hem de bunun yanında 24 saat işlem yaparak. Yani sadece bankadan işlem yaptığınız zaman 5.30'da
bitebiliyor. Ya da döviz bürosundan keza öyle. Yani şimdi bu şekilde anlatılmadığı için bence temelde bir algı yaratıldı. Yani Forex nedir? Forex budur. Çok matah bir şey değildir Forex. Bu kadar basit. Bu kadar da zararsız olabilir böyle kullanılırsa. Bunun yanında tabii şey, trading, alım-satım meselesinde, yani sadece korunmuyoruz ya, ben dolar TL almak istiyorum. Bu dolar TL, yani hep ağızda dolar TL olarak yerleşmiş ama bu altın da olabilir, DAX da olabilir, DOW da olabilir, bir sürü enstrüman olabilir. Eğer bunları alıp satmak istiyorsam da bu piyasada benim için yer var bana, yani dediğim gibi şey, avantajlı 24 saat için bir piyasadan söz ediyoruz. Kötü bir senaryo oluşturalım. Yani yapılan temel hatalardan birini söyleyelim. Kaldıraç, biliyorsunuz elinizdeki paranın, yani elinizdeki 10 bin doların kaç lira karşılığı olacak demek ya kabaca kaldıraç. Yani mesela ben 10 bin dolar nakit yatırdığım zaman işte bunu 1'e 100 kaldıraçla 2 sıfır ekleyerek 1 milyon dolar olarak kullanabiliyorum. Temel hatalardan biri bu. Aslında en temel hata bu bence. Gidip pozisyon açtığımızı varsayalım. 10 bin dolarlık bir teminatla dolar yine üçgen. Bu rakamları yuvarlak seçiyorum ki kolay olsun. Dolar üçgen, ben gidip alım pozisyonuna girersem ve 1 milyon dolar karşılığında bir pozisyonla bunu kullanırsam, aslında dolar 2.97 olduğunda temel olarak param bitmiş olur. Yani 10 bin dolarım bitmiş olur. Şimdi buradaki söylem şu oluyor. Ben 10 bin dolarımı bitirdim. Hayır ya, 1 milyon dolarlık bir pozisyondan 10 bin dolar kaybettiniz. Buradaki bakış açısı önemli. Yani dolayısıyla aslında marjı kullanmak da önemli. Yani 10 bin doları teminat olarak yatırmış olan biri mantık olarak bence 1000 dolar, 2000 dolarlık teminatlar kullanarak işlem yapmalı ki bu marj 2.90'lara kadar, 2.85'lere kadar taşıyabilsin, hedgeleyebilsin, çevirebilsin. Temel hatalardan biri de bu, gördüm. Böyle düşük başladım, biraz hareketleneceğim. Sadece kaldıraç kavramını ve alım satımın nasıl yapıldığını biraz anlatmam gerekiyordu. Dönelim terminale. Forex'in dünyada %90 küsur bildiğim kadarıyla MetaTrader kullanır Forex şirketleri. MetaTrader platformudur. İşlemler buradan yapılır. Eğer mobil işlemler yapıyorsanız haliyle cep telefonundan çok benzer bir platformla yapabiliyorsunuz. Burada size platform şu şekilde gelecek. Yani bir fiyat penceresi olacaktır, bir de terminal olacaktır. Fiyat, ilgili enstrümanların fiyatlarını göreceksiniz. Grafiklerini göreceksiniz ve pozisyonları görebileceksiniz. Yani bir tane örnek yapabiliriz mesela. Şurada Euro-Dolar pozisyonu, Euro-Dolar'da long yapmak istiyorum. Yani almak istiyorum artışına, Euro'nun dolar karşısında artışına oynamak istiyorum ya bu hikayeyi. Şöyle yapabilirim. Aldım. Bakın bu depodur bu arada. 100 bin dolarlık bir hesabımız var. Ben gidip 100 bin dolar karşılığında bir işlem açmak istiyorsam Forex'te ne yapmam gerekir? 100 bin dolar bir lot. Bir lotla bunu şu şekilde açabilirim. Yeni emir derim. Bir lot yazarım. Piyasa fiyatından almış derim. Bu kadar. 100 bin dolarlık bir pozisyon almış oluyorum. Tabii 100 bin, 100 bin diyorum, enstrümana göre de değişiyor da. Yani civarında gibi düşünelim ne olur, çok ayrıntıya girmek istemiyorum anlamda. Benim işlem aldığım, buy pozisyon yaptığım seviye, pozisyonum burada. Euro dolar, buy pozisyon, yani alım pozisyonuna girmişim. Girdiğim fiyat burada, ödediğim komisyon burada. Dolayısıyla karım zararım da burada. Dikkat ederseniz az sonra yukarı yönlü bir hareket olacak ve yüksek ihtimalle kar edecek veya zarar edecek. Konu bu kadar basit. Konu bu. Yani özellikle hisse senedi yapanlar için çok yabancı bir terminal olmadığını düşünüyorum. Konu bu kadar basit. Dönüyorum şeye, teknik analiz kısmına girmek istiyorum biraz. Teknik analizle ilgilenenleriniz vardır diye umuyorum. Aşina olanlar var mıdır? Vardır. Bu teknik analiz platformunda
MetaTrader'da buradan kullanabiliyoruz. Yani default sayfada bu şekilde geliyor. Ya teknik analiz meselesinde aslında Forex'te benim başlıca baktığım hikayeler temel analiz çıkışıyla hareket ediyoruz. Hep bu teknik analizi oraya bağlayacağım bugün. Yani şöyle hareket ediyorum. Mesela Amerika'da 3.5'ta tarım dışı istihdam verisi geliyorsa 3.5'ta biliyoruz ki orada bir yaylara kopacak. Veya işte ne bileyim akşam olduğu gibi FOMC tutanakları açıklanacaksa, mesela Amerika'nın faiz kararı açıklanacaksa veya Türkiye'de biliyorsunuz saat 2'de PPK kararı açıklanacaksa bu saatlerde çok teknik analiz işlemeyebilir. Onu söyleyeyim. İkincisi bu saatlerde aslında biraz daha şeye, temel hareketlere yönelmeyi öneririm. Çünkü teknik analize gireceğim klasik sorular şu oluyor. Bu çakılıyor. Evet haber varsa çok yapacak bir şey yok. Fakat bir artı daha söylüyorum. Piyasa derin olduğundan, yani euro dolarda işlem yaptığımızı unutmayalım temelde veya altında. Piyasa o kadar derin ki birkaç kişinin hareket ettirebildiği, manipüle edebildiği bir piyasadan söz etmiyoruz. Bunun avantajı da var bir kenarda. Yani Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma dört kişi toplanıp bir piyasayı alıp bir yöne götüremiyorlar. Temel olarak euro dolardan söz ediyoruz. Yani küçük kuruşta ya da işte çok daha büyük bir paralarla çok bir hareket ettiremeyeceğimiz bir piyasadan söz ediyoruz. Bu yüzden teknik analizin daha efektif çalıştığı, daha etkin çalıştığı piyasalar bunlar. Yani biraz daha dikkat ederseniz grafikler oturaklıdır. Mesela bu arada pozisyon açtım. Yukarı yönlü bir pozisyon oldu. Burada bu pozisyondan kurtulacağım. Bu pozisyonu kapatmak istediğim zaman çarpıdan pozisyonumu realize edebiliyorum. İşlem bu kadar. Zaratana kadar zarara girdi. Olsun. Bu işte avans veriyor. Kare çıkarıyor. Yani bu yapıda teknik analizi ve temel analizi şöyle birleştirmemiz gerekiyor. Bir giriş yapalım. Pound hareketine bakalım dünkü. Pound dolar grafiğinde, yani sterlin grafiğinde. Bakın grafik bu, biliyorsunuz Brexit meselesi vardı işte. Avrupa Birliği'nden çıkacağız, çıkmayacağız hikayesi vardı. Grafikte onu görebiliyorum şurada. Ondan sonra bir yatay piyasaya devam etmiş. Bu arada yine teknik analize temeline geri döneceksek, bu her çubuk bir günlü ifade ediyor. Oradan okuyabiliyorum D1 olduğu için. Yani her bir çubuk aslında bana pound, euro, sterlin dolar grafiğinde bir günü ifade ediyor. Haliyle öyle bir gün yaşamışız. Ondan sonrasında da her gün işte yükselişler ve düşüşler olarak devam etmişiz. Şimdi bu hikaye biraz kolay. Yani Latin alfabesi gibi düşünün, soldan sağa okuyoruz barları bilmeyenler için. Ya da hatırlatmak için söylüyorum daha doğrusu. Şöyle düşünelim. Bir gün var ya, bugünü soldan sağa okuyacağım. Açılış yüksek, düşük, kapanış. Bu kadar. Fiyat burası. Yani o gün, mesela bugün açmış, düşmüş, yükselmiş.